Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Yusuf Özbakır görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz. Cümlemizden inşallah. İnşallah. Efendim tabii her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesi de gecemiz hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz. Gündüzümüz de cuma günümüz de hayırlı olsun. Temennisinde bulunduktan sonra şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin sıkıntılar varsa Cenab-ı Hak o sıkıntıları hayra tebdil etsin. Borçlu olanlara ödemek nasip etsin. Hasta olanlara şifa ihsan eylesin. Amin. Kocasından, hanımından, evladı yalinden sıkıntılar olanlar varsa onlar da Cenab-ı Hak Ankara'yı bir zamanı inşallah Teala hayra tebdil eder. Ve sıkıntılar da izale eder. Ve yine şu anda eceli gelmiş olanlar varsa Cenab-ı Hak inşallah Teala bu gecenin hatırı ve hürmetine onlara da iman selameti nasip ve müyesser eylesin. İnşallah. Duamız ve niyazımızdan sonra da bu geceki konumuza geçiyoruz. TGRT FM'de gönül programında cuma gecesi yani Perşembe'yi cumaya bağlayan gecede. Efendim mal kazanmak mı veya ibadet yapmak mı? Konumuz bu. Niye böyle bir konu üzerinde durduk? Çünkü bu asırlardır çok kimsenin zihnini meşgul etmiş. Din düşmanları da İslamiyet'e buradan saldırmış. Evet. Ve bir de Müslüman olduğu halde İslamiyet'i iyi kavrayamamış aklı kıl olanlar var. İşte ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Hadis-i şeriflerden dini öğrenmeye kalktığın zaman yarım yamalak iş yaparsın. Ve çok kimse hem kendini helak edersin hem de anlattığın kimseleri perişan edersin. Nitekim bu şekilde Müslüman olduğu halde Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifini öne sürerek çok kimsenin zihnini karıştıranlar olmuş bugüne kadar. İslam alimleri de hasreten bunları almışlar. Mesela diyorlar ki bunlar Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, hakikaten bu hadis-i şerife bakınız. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bana tüccar ol, mal topla diye emrolunmadı. Bana tüccar ol, mal topla diye emir olunmadı. Fakat Rabbini tesbih et ve ona secde et. Rabbine ölünceye kadar ibadet et diye emir olundu. Şimdi hadis-i şerif bu. Evet. Ya ondan sonra ilave ediyor. Diyorlar ki bu hadis-i şerif ibadetin mal kazanmaktan daha iyi olduğunu göstermiyor mu? Şimdi ehl-i sünnet alimleri bu hadis-i şerifi açıklamasalar, İslamiyet'in bütün bilgileri bir araya getirilip fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bir araya getirilmeyince Fatime bunun içinde çıkamazsın. Sen de çıkamam, ben de çıkamam. Evet. Çıplak olarak bu hadis-i şerifi görsen, bana tüccar ol, mal topla diye emir olunmadı. Fakat Rabbini tesbih et ve ona secde et. Rabbini ölünceye kadar ibadet diye emir olundu. Ha, demek ki her şeyi terk edeyim ben. İbadet edeyim. Diye anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Anlaşılır. Anlaşılır tabii ki. İslam alimleri kıl kırk yararak o kadar güzel izah etmişler ki İmam-ı Gazali Hazretleri, ondan sonra Muhammed Ali Bami Hazretleri, hatta İmam-ı Rabbani Kudüs'e de detay bilgi vermemiş, ana hatları itibariyle geçiyor ama İmam-ı Gazali Hazretleri uzun uzun, Muhammed Ali Bami Hazretleri uzun uzun anlatmışlar ve detay bilgi vermişler. Buyuruyorlar ki bu zatlar, kendinin çoluk çocuğun ihtiyaçlarına malik olan zengin bir kimsenin vakitlerini ibadette geçirmesi para kazanmaktan elbette daha sevaptır. Doğru müsait. Muhtaç da değil. Ya bu kimse aynı şekilde ibadetle vakit getirirse iyi olur buyuruyor. İhtiyacı olmayanların mal kazanmak için uğraşması sevap değildir. İhtiyacı yok. Para gani, mal mülk de gani. E bu hala mal kazanacak. Bu sevap değil buyuruyor. Bu başka iş yapsın. Evet. Hatta kalbini dünyaya bağlamak olur böyle kimsenin şeyle mal mülkle uğraşması. Dünyaya bağlamak ise bütün günahların başıdır. Çünkü dünya sevgisi günahların başıdır. Hadis-i şerifte var. Bu birinci şık. Yani ihtiyacı yoksa çok zengindir. Artık bu kimse hani derler ya Karun gibi zengin olmuştur. Bu kimse ibadetle meşgul olması lazım. Mesela gelmiş adam 60 yaşına. Küpler dolu Vahattin Bey. Hala küpü dolduracağım. El insaf ya.
Bir ayağı çukurda bir hala. El-insaf yani. Yine bu büyük alimler buyurken malı olmayan fakat vazife görüp maaş alanların da mal kazanmak için ayrıca uğraşmaması daha iyidir. Allah Teala sana geçinecek kadar bir şey vermiş. Ayrıca uğraşma. Daha iyidir. Mesela ilim adamlarının millete ilim öğretmesi yani din alimlerinin tabiplik, hakimlik, subaylık ve her türlü faydalı ilimleri bilenlerin ve tasavvuf büyüklerinin yani kalp gözü açılmış olanların ihtiyaçları kendi zamanındaki hükümetlerce veya mevcut o zamanki vakıflarca ve hayır kurumları, hayır sahipleri tarafından istenmeden veriliyorsa bunların da insanları irşad etmeleri, aydınlatmaları, onlara yardım etmeleri mal kazanmaktan daha sevaptır. Şimdi bunları anlattıktan sonra buyuruyorlar ki İslam alemi fakat zaman değişir. Bunlar için bile zaman değişir. İstemeden boyun bükmeden bir şey verilmez olursa bunların da çalışarak kazanması daha iyi olur. Ya evet. Durum değişti. Çünkü istemek haramdır. Ancak zaruret halinde mubah olabilir. Mal kazanırken helala, harama dikkat edenin yani Allah-u Teala unutmayanın kesbetmesi yani helal kazanması daha iyidir. Çünkü bütün ibadetten ruhu, özü Allah-u Teala'yı hatırlamaktır. Şimdi bir de kitaplarda anlatılırken deniyor ki Bahattin Bey, ilim çok kıymetlidir. Doğru, ilim çok kıymetli. Hatta ilmin kıymeti anlatılırken mesela Kur'an-ı Kerim'de bilenle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Bilenle bilmeyen bir olur mu? Evet. Açık, net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor bu. Ve İslam alimleri daha sonra aynı şekilde bunları uzun uzun açıklamışlar ve yazmışlar. Onun kıymetinin derecesini bizim anlamamız da mümkün değil. Aynen öyle yazıldığı için, başka ifade edecek kelime bulunmadığı için ilim çok kıymetlidir. Fakat din büyükleri buyurlar ki ilim çok kıymetlidir, çok kıymetlidir, çok kıymetlidir. Ancak mal ile desteklenirse ifadesi geçiyor. Ya. Evet. O ne demek? Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Nereden çıktı bu? Biz şimdi yayın mı yapıyoruz Bahattin Bey? Evet. TGRT FM'den değil mi? Evet. Siz parayı denizden mi toplayıp getiriyorsunuz? Hayır. Para olmasa bu yayın yapılır mı? Yok, olmaz. Vericiler devreye girer mi? Girmez hiçbir şey. Uydu kirası kendi kendine ödenir mi? Ödenmez. Ödenmez tabii. Reklam gelmezse, destek gelmezse. Biz bu kıymetli bilgileri bu mikrofondan insanlara şu anda bizi dinleyenlere ulaştırabilir miyiz? Ulaştıramayız. Neyle oluyor bu? Malla desteklenirse oluyor. Peki efendim yok olmasın. Olmasın tamam biz iki odaya böyle geliriz birbirimize anlatırız. Ey Bahattin Bey anlat bakalım bak kitaplarda neler varmış falan anlatayım. Ben sana anlatayım sen de dinliyorum. Ya maşallah maşallah. Ha ikimiz işte körler sağırlar birbirine ağırlar. Orada kalır o. İki kişinin arasında kalır. Ha bilemedin 3-5 kişi daha gelir onların arasında kalır. Ama malla desteklenirse, parayla desteklenirse radyoyu kullanırsın, gazeteyi kullanırsın, dergiyi kullanırsın, kitap bastırırsın. İnsanlara çok kimseye internette sayfa açarsın. Değil mi? Evet. Ve her tarafa da ulaştırırsın o zaman. Neyle desteklenirseymiş? Malla desteklenirse. Efendim bende çok kıymetli bilgiler var. İnsanlara nasıl ulaştıracağım? Ulaştırmanın yolu gazeteye basarak, dergide yayınlayarak, kitap basarak veyahut da radyoda, televizyonda anlatarak o şekilde. Bunlar neyle olur? Bunlar da parayla olur. Parayla olur tabii. Malla olur. Onun için ilim çok kıymetlidir. İlim çok kıymetlidir. Evet ilim çok kıymetlidir. Ama malla desteklenirse buyurulmuştur. Mal ile, parayla desteklenmesi gerekir. Onun için mesela mala Kur'an-ı Kerim'de hayırlı şey buyuruluyor. Yani men edilmemiş. Peki yani zemmedilmemiş. Hayırlı şey değil de metüsena edilmiş. Peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'ın 500.000'dan fazla sığırı vardı. Süleyman Aleyhisselam'ın aynı şekilde malının hesabı belli değildi. Saltanat sahibiydi çünkü. Ondan sonra Eshab-ı Kiram'dan Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin malının mülkünün hesabı belli değildi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hazretleri hakeza böyleydi. Daha sonra gelen din büyüklerinden Ubeydullah Ahrar hazretlerinin yüzlerce çiftliği vardı ve binlerce çalışanı vardı buyuruluyor. Evet. Mal kötülenmemiş. Peki neyi kötülenmiş? O malın sevgisi. Mesela konuya başlarken orada evet hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bana tüccar ol mal toplama diye emir olunmadı.
bana, Rabbini tesbih et, ona secde et, Rabbini ölünceye kadar ibadet et diye emir olundu buyuruyor. İslam alimler de bunu açıklarken buyuruyor ki bir kimsenin hiçbir şeye ihtiyacı yoksa bunu kazanması uygun değil. Bunun ibadet yapması uygun. Ama efendim bu kimse çok kazanıyor ve dini İslam'ın yayılmasına hizmet ediyor. Ha bunun çalışması lazım. Para kazanmaya devam etmesi lazım. Niye? Çünkü bu ilme yani din dine hizmet ediyor. Ne oldu o zaman 12? 12 cihat oldu. 12 cihat oldu. Onun çalışması lazım. O kazandıkça ve dini İslam'ın yayılmasına yardım ettikçe habire cihat ediyor. Habire cihat ediyor. Dolayısıyla onun devam etmesi lazım. Peki öyle bir durumu yok. Kazanmış ihtiyaç da yok. Ne yapacağım ben parayı deyip duruyor böyle. Var öyle tipler. Evet. Ama işte nefsi şey daha çok olsun falan. Bahattin Bey'in 3 küp altını var. Seninki niye 4 küp olsun olmasın? Başlamıyor sonra o da aynı şekilde 4. küpü de doldurmaya çalışır. Sonra da hiçbirini yiyemez ahirete göçer gider. Mirasçılar pay ederler. Bir de derler ki geberesi daha önce gebermedi de. Bize kalmadı. Bize kalmadı deyiverler. Allah-u Teala korusun. Onun Amin. İçin de onun için de kitaplarda anlatılırken bir mesele anlatılırken her şey yerli yerinde konmuş. Yerli yerinde konmuş. Elbette ibadet kıymetlidir. Ama para kazanmak da kıymetlidir. Fakat niyete bağlıdır. Peki ibadetler de niyete bağlı değil midir? Evet ibadetler de niyete bağlıdır. Mesela biz şimdi yayın yapıyoruz. Ya herkes bizi dinlesin. Herkes bize aferin. Ya ne güzel anlatıyor bunlar. Ne güzel yayın yapıyorlar falan desinler diye yapıyorsa kapı yuttuk. Yarın ahirette diyecekler ki siz bunun mükafatını dünyada aldınız. Dünyada adamlar, insanlar size böyle dedi. Tamam atın bunları. Bitti. Hiçbir şeycik yok. Ama bizim niyetimiz düzgünse Allah-u Teala'nın kullarına, Allah-u Teala'nın dinini ve onun Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu alimlerin kitaplarından alarak naklediyorsak ve burada da niyetimiz sırf Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak ise o zaman da mükafatını verecektir. İlk kere 2-4. Ölçü kesin bildirilmiş. Onun için efendim ben şöyle yaparım. Yoo ne hiç yapma. Ne sen bana anlat ne ben sana anlatayım. Ne biz dinleyicilerimize anlatalım ne de dinleyicilerimiz bize anlatsınlar. Çünkü ben seni kandırırım. Sen de beni kandırırsın. Biz ikimiz de beraber oluruz. Dinleyicileri kandırırız. Dinleyiciler de bizi kandırır. Öyle mi değil mi? Öyle. Daha doğrusu insanlar olarak biz birbirimizi kandırırız. Ama ne sen ne ben ne bizi dinleyenlerin hiçbirimiz Allah-u Teala'yı kandıramayız. Ben Allah rızası için yapıyorum falan. Ben bilemem. Ben sana inanırım. Hüsnü zannederim. Dinleyicilerimiz de Allah rızası için dinliyor. Allah rızası için yapıyorlar. Hüsnü zannederim. Dua da ediyorum. Ve ediyorum. Hakikaten ediyorum. Ama ben bilemem. Onlar da beni bilemez. Bizi bilemezler daha doğrusu. Ama hepimizi Allah-u Teala biliyor mu elbette. Onun için bir kimse para kazanıyorsa, mal mülk ediniyorsa. Ya bu adam işte şöhret için yapıyor bu adam. Ben bilemem onu. Ama zahiren görüyorum adam gidiyor, din İslam'a yardım ediyor, kitap alıyor, dağıtıyor falan. Ha, demek ki Allah sağ olsun yapıyor bunu. Ha, niyeti başka, ben onu bilemem. Yani herkes hesabını ahireti kendisi verecek. Orada çıkar meydana. Evet. Orada çıkar. Kitaplar açık net yazılmış. Bu seninki böyle, benimki böyle diye değil. Ya herkes oturacak diyecek ki arkadaş benim niyetim ne? Ben ne niyetle yapıyorum? Niyetimi düzelteyim diye uğraşmam lazım. Demek ki zaman değişir de böyle Allah-u Teala'nın dinine hizmet edenler, yardım edenler bunlar da aynı şekilde böyle gelmiyorsa, şey yapmıyorsa bunların da çalışması iyi olur biliyor. Çünkü istemek haramdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir seferinde bana bir kimse dünyalık olarak bir şey gelir de talep eder, benden isterse o benden isteyen kimseye benim o verdiğim mal, para, mülk neyse ateş olur buyuruyor ona. Hazreti Ömer de varmış radıyallahu teala orada. Ya Resulallah peki niye veriyorsunuz o zaman? Madem ki ateş oluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki ben vermemezlik edemem buyuruyorlar. Çünkü Allah-u Teala onu öyle yaratmış. Onun için bir kimse kendisine muhtaç yani muhtaç duruma düşmeden önce herhangi bir kimseden bir şey talep etmesi, istemesi haramdır buyuruyor. Açık hüküm. Peki efendim zaruret halinde Allah'tan yarattığı sebeplere yapışmış, hiçbirisine bir şey bulamamış, açlıktan şeyden şey yapıyor. O zaman talep edebilir. Zaruret halinde caiz olur buyuruyor. Mal kazanırken helale harama dikkat edenin, yani Allah-u Teala unutmayanın kazanması daha iyidir. Çünkü bildiğin ibadetten ruhu, özü Allah-u Teala'yı hatırlamaktır. Hadika kitabında anlatır. Hadika kitabında buyuruyor ki kesp yaşamak için lazım olan malları helalden kazanmaya çalışmak demektir. Kendine, evladına ve iyaline
ve borçlarını ödemeye lazım olanları kesbetmek, bunun için çalışmak farzdır. Bakın kendisi, evladı, iyali bakmakla mükellef oldukları. Varsa borçlarını ödemek için, lazım olanları kesbetmek için çalışmak farzdır. Bunun için çalışan sevap kazanır. Özürsüz terk eden azap yapılacaktır. Adam evlenmiş, çoluk çocuğu var, çekip gidiyor falan. Sopalık adam yani. Evet. Farzdır. Evlenmeseydin arkadaş o zaman. Evlenmeseydin. Kendilerine nafaka verilmesi vacip olanlara iyal denir. Borç ödemek farzdır. Ödeyemeden vefat edenin ödemek niyeti varsa günahlı olmaz. Hadis-i şerifte buyuruyor ki, 5 vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana farzdır buyuruldu. Yani gördün mü? Bakın orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendileri için buyuruyorlardı. Ama burada ne buyuruyorlar? 5 vakit namazı kıldıktan sonra çalışıp helal kazanmak her Müslümana farzdır buyuruldu. Peygamberlerin aleyhisselam hepsi çalışıp kazanmışlardır. Çalışmayıp camide oturarak Allah-u Teala'ya tevekkül ediyorum diyene inanmamalıdır. Hatta şöyle bir hadise nakledilir kitaplarda. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri zamanında bir grup insan Medine-i Münevvere'ye geliyor, doğru mescide gidiyorlar, onları hatırlıyorlar, orada ibadet yapıyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, tabii oradaki Medine-i Münevvere'deki insanların, eshab-ı kiramın aleyhinden dikkatini çekmişler. Sormuşlar, siz kimlersiniz? Biz mütevekkil kimseleriz, Allah-u Teala'ya tevekkül ediyoruz. Hazreti Ömer'e geliyor, diyorlar ki camide bir grup insan var, bunlar bir tarafa gitmiyor. Sadece orada ibadet yapıyorlar. İşte uykular geldiği zaman camide itikafa niyetlere girmişler. Yatıp kalkıyorlar. Çalışmıyorlar bunlar. Geliyor Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Bunlar diyor ki siz kimsiniz? İşte biz falan yerden geldik. Ne yapıyorsunuz da ibadet yapıyoruz. Biz Allah-u Teala'ya tevekkül ettik. Sadece ibadetle meşgulüz. Yani tevekkül ettiğimiz için bizim yiyeceğimiz içeceğimizi o gönderir. Elinde kamçısı varmış mübarek. Bunlar girişi vermiş ha. Allah-u Teala yarattığı sebebe yapışma, onun sana tevekkül edin buyuruyorlar. Siz mütevekkil değil, tembel kimselersiniz buyuruyorlar. Evet. Bu tembelliktir. İslamiyet böyle emretmiyor buyuruyor. Çalışmayıp camide oturarak Allah-u Teala tevekkül ederim diyene inanmamalıdır buyuruyor kitaplarda. Bu çalışmayı terk ettiği için günah işlemektedir böyle kimse. Ben mütevekkil saydım. Aa gördün mü ya? Adam para, pul, hiçbir şey gözünde değil. Camide işte ibadet ediyor falan. Tembelin teki ya. Ne ibadet ediyor? Hatta gerçi konuyla fazla balans yok ama zaman zaman anlatıyoruz dinleyicilerimize vaktiyle. Adamcağız birisi memleketine çıkmış yolculuk yapıyor Bahattin Bey. İşte, atı yok, eşeği de yok, fakir, garip, gureba takımından. Akşam güneş batarken işte bir köye veya bir kasabaya yaklaşmış. Demiş şu kasabaya gireyim, akşam namazını da kılayım. Herhalde demiş beni demiş birisi alır götürür, karnımı doyurur. Geliyor akşam namazına gidiyor falan, hiç kimse de hemşerim sen yabancısın gel sana bir şeyler ikram edelim diyen olmamış, istememiş de. Belki demiş yatsı da demiş götürürler. Yatsı vakti gelmiş, yatsı yıkılmış, gene aynı şekilde herkes çekip gitmiş. Şimdiki gibi değilmiş o zaman, camileri kapatmazlarmış, herkes gitmiş, elektrik de yok zaten, mumlar da söndürülmüş, dışarısı da karanlık. Bu herkes de gidince açlığın vermiş olduğu şeyle de hemen bir köşeye böyle hemen şey yapmış, yatmış. Tam o anda son cemaat mahalli, ayakkabılar falan konduğu yere deniyor işte, tıkırtılar gelmeye başlamış. Ha demiş birisi geldi demiş, ben kalkayım da demiş, ben namaz kılarken görürse karaltı olarak, aa bu işte ibadet yapıyor, buna bir şey belki evine götürür bir şeyler yedirir düşüncesiyle kalkmış, bu namaz kılıyor. Hı. Bu namaza devam ediyor, o tıkırtı da devam ediyor, namaza devam ediyor, tıkırtı devam ediyor. Ne zamana kadar devam ediyor biliyor musun? Tam şafak vakti ağrına kadar. Şafak vakti tabii her taraf alacak karanlık artık. Zifir karanlık gitmiş, yavaş yavaş aydınlamaya başlamış. Ya gayri ihtiyari dönmüş arkasına bir bakmış. Meğer o son cemaat mahalline bir koyun girmiş, çıkamamış hayvancağız. Takır tukur takır tukur oraları karıştırıp duruyor. Ya adamcağız bir utanmış tüh demiş ya. Sabaha kadar demiş ben bir koyun için namaz kılmışım. Bir koyun için. Tövbe istiğfar ediyor. Onsa ne yaptıklarını hep Allah için mi? Evet hep Allah için. Yani ben tevekkül ediyorum. Olmaz o. Sebeplerini yapmışım ondan sonra. Ve böyle kimseler çalışmayı terk ettiği için günaha girerler. Salih değil. Bunlara fasık denir buyuruluyor. Bunların kalbi Allah-u Teala değil, kulların mallarına bağlıdır.
önce sebebe yapışmalı, sonra bu sebebin tesisini Allah-u Teala'dan beklemeli. Çünkü böyle emir olunmuştur buyuruluyor. Ve bir de muhtaç olduğu malı kazandıktan sonra fazla çalışmayı ibadet etmek caizdir. Bunun için çalışmayı ibadet edene suizan ve tecessüs etmemeli. Yani araştırmalı, ikisi de haramdır. Suizan da tecessüs de, başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmaya tecessüs denir. İkisi de haramdır. İhtiyaçtan fazla çalışıp kazandıklarını senelerce saklamakta mübahtır. Saklamayıp hayra hasenata sarf etmek müstehaptır. Nafile ibadetlerden daha sevaptır. Çünkü hadis-i şerifte insanların iyisi, insanlara faydası olanlar da buyurulmuştur. Evet. Peki, övünmek için, kibirlenmek için ihtiyaçtan fazla mal kazanırsa, o da haramdır buyuruyor. Dolayısıyla kendisinin, ailesinin iyal diye tabir ediliyor, nafakası kendisine vacip olanların nafakalarını ve borçlarını ödemek için çalışıp helal kazanmak, mal toplamak, para kazanmak nafile ibadeti yapmaktan kat kat daha sevaptır buyuruluyor. Ya kat kat daha sevaptır. Hadis-i şerifte eshabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir buyuruyor. Peki niye? Onu da İslam alimleri açıklamışlar. Çünkü Bahattin Bey, Eshab-ı Kiram Aleyhim Rıdvan Efendilerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sohbetiyle şereflendikleri için, o mübarek zatın aleyhissalatü vesselam sohbeti bereketiyle nefsleri itminana kavuştu, nefsleri iman etti, ondaki kötü huyların hepsi gitti, hepsi çok yüksek derecede alim ve evliya oldular, mürşidi kamil oldular. Sonraki gelen evliyanın hiçbirisi onların en alt derecesindekinin birisinin derecesine bile ulaşamaz. Öyle yükseldiler. Dolayısıyla onlar ellerine geçen ne varsa hepsini Allah rızası için feda ediyorlar, veriyorlardı. Ve öyle yemek için veyahut da giyinmek için yaşamıyorlardı. Onlar Allah-u Teala'nın rızası için yaşıyorlardı. Bu sebepten dolayı eshabım için fakirlik saadettir. Ama ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Çünkü eshab-ı kiram kanaatkardı, mütevekkildi. Allah-u Teala'ya tevekkül ediyordu. Allah-u Teala'nın takdirine itirazları yoktu. Allah-u Teala'ya ne gelirse yahşi diyorlardı. Böyle yüksek derecedeydiler. Ama ahir zamandakiler öyle değil. Adam akşam evine ekmek götüremeyecekse bu kimse hemen isyana başlar. Adam falanlar dolu evinde. Pastası da var, pustası da var. Biz ekmek getiremiyoruz. Hay böyle demeye başlar. Allah-u Teala korusun. Şeytan ve nefis de zaten pusuda bekler. Gördün mü sen bir de Müslümansın. Bak Müslümanlar sana yardım etmiyor falan. Bir de namaz kılıyorsun falan. Bir bakıyorsun adam namazı terk eder, orucu terk eder, ibadetleri terk eder. Allah-u Teala korusun. İmanını bırakır. Evet. Ya zararı kime olur? Ha oradaki Müslüman, zararı kendisine olur ama Allah-u Teala korusun, muhafaza buyursun, cehenneme atar kendisini. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Tabi buradaki zenginlik saadettir deyince de, yani varım, yoğum, her şeyi mal kazanmak olsun, o demek değildir yani. Muhtaç olmamak. Muhtaç olmamak. Evet. Çünkü muhtaç olan, Allah-u Teala muhafaza buyursun, dinini verme durumu söz konusu olabilir. Dinini vermek, yani imanını kaybetme durumu söz konusu olabilir. Onun için ahir zamandaki Müslümanların, hele zamanımızdaki Müslümanların mutlaka kendisinin, çoluğunun, çocuğunun nafakasını temin etmesi için Cenab-ı Hak bazılarına sebeplere yapışınca çok verir, bazılarına az verir ama muhtaç olmayacak şekilde çalışması, mal kazanması, para kazanması, kendisinde, çoluğunda, çocuğunda başkasına el açtırmaması, dilendirtmemesi lazım mıdır? Lazımdır. Bunun için çalışmak, bunun için mal toplamak, bunun için para kazanmak ibadet olur. Niye? Böylece dinini de korur, iffetin namusunu da korur, başkalarına sıkıntı da olmaz. Ve bir de Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların iyisi, insanlara faydası olandır. Ama bizim birinci bölüm de bitti galiba. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Gönül Pınarı devam ediyor.
Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz mal kazanmak mı, ibadet yapmak mı? Evet hocam. Efendim, birinci bölümde dilimiz döndüğü kadarıyla naklettik. Bir de İslam alimlerin büyüklerinden Hindistan'da metun bulunan Mevlana Aldı Bağdat Hazretleri'nin üstadı olan Abdullah Dehlevi Hazretleri var. Bu zat Mektubat isimli kitabı var. O Mektubat isimli kitabında buyuruyor ki bu zat: çoluk çocuğun ihtiyaçlarını, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını temin için ve fukaraya, fakirlere yardım ve İslamiyete hizmet için çalışıp mal, helal mal kazanmak çok iyidir. O hepimizin çok önemli bak. Evet. Çoluk çocuğun ihtiyaçlarını temin için, fakirlere, Allah'tan fakir kullarına yardım için ve İslamiyete hizmet için çalışıp helal mal kazanmak çok iyidir. Yani çok iyidir. Birinci planda geldi. Evet. Birinci planda geldi. Ve başka misaller veriyor ve devam ediyor Abdullah Dehlevi Hazretleri. Süleyman Aleyhisselam çok mal sahibiydi. Emir-i Müminin Osman radıyallahu teala, Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala ve ashab-ı kiramdan bazıları çok zengin ediler. Bu zenginlikleri Allah-u Teala indindeki derecelerin azalmasına sebep olmadı. Hani mal mı ibadet mi, konumuz buydu ya. Evet. Bunların malı var. Ama Abdurrahman bin Avf da, Osman bin Affan da radıyallahu teala anhuma, ikisi de cennetlik. Aşire mi beşireden? Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman için "Ya Rabbi buna hesap sorma" buyuruyor. Allah-u Teala kabul etti buyuruyor. Hesap bile sorulmayacak. Ama çok zengindi. Bu zenginlikleri Allah-u Teala indindeki derecelerini azaltmadı. Azalmasına da sebep olmadı. Fukarayı sabirin ve aniyayı şakirinden hangisinin eftal olduğu ihtilaflıdır. Yani sabreden fakir mi, şükreden zengin mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakirliği ihtiyar etmiştir. Fakat buradaki fakirlik Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeye muhtaç olmamak demektir. Yoksa bizim anladığımız şekilde cebinde parası olmayan fakirlik değil. Evet. O öyle değil o. Ve hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Rabbim beni doyuruyor, içiriyor" buyurmuştur. Fakirlik ibadete ve hizmete mani olursa taat yapmaya kuvvet hasıl etmek için zengin olmak eftaldir. Abdullah Dehlevi Hazretleri de hala Mektubat kitabında buyuruyor, devam ediyor. Böyle zenginlik büyük nimettir. Allah-u Teala bu nimeti dilediğine ihsan eder. Ya. Ne oldu şimdi? Hani o birinci bölümde ilk girerken vermiş olduğumuz o hadis-i şerifle tekrar edelim. Belki bizi yeni dinleyen dinleyicilerimiz olur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde "bana tüccar ol, mal topla" diye emir olunmadı. Fakat "Rabbini tesbih et ve ona secde et, Rabbine ölünceye kadar ibadet et" diye emir olundu. Emir olundu. Dolayısıyla bu hadis-i şerife göre diyor, o zaman diyor biz diyor mal falan kazanmayacağız, para kazanmayacağız, ne bileyim hatta tahsil bile yapmayacağız, okula bile gitmeyeceğiz, hep ibadet yapacağız. Öyle mi anlamalı? Öyle anlamamalı buyuruyor. İslam alimleri bunu anlatıyorlar. Müslüman dünyayı sevdiği, dünyaya düşkün olduğu için değil, Allah-u Teala çalışmayı emrettiği için çalışıp kazanır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp para kazanmak ve çalışırken helalı haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, içinde yaşadığı ülkenin kanunlarına karşı gelmek, vergilerini vermemek dünyaya düşkün olmayı gösterir buyuruyor. Dünyaya düşkün olmak büyük günahtır. Allah-u Teala emrettiği için çoluk çok çalışıp çok kazanmak ve onun emrettiği gibi çalışıp kazandığını onun emrettiği yerlere sarf etmek ne olur? İbadet yapmak olur ve çok sevap olur buyuruyor. Ya ölçü bu. Ölçü bu. Yoksa çok çalışayım ben, helali haramı gözetmeye. Tokatla. Hele bu zamanda tokatlamasana adam olmasın falan. Ha, tokatla bakalım. Bir gün seni de öyle bir tokatlayacaklar ki. Hatta bir hadis-i şerif var. İş mâ şi'te fe inneke meyitün. Keyfine göre yaşa. İstediğin gibi yaşa. Tokatla, tekmele, ısır, öldür, zulmet, gasp et, keyfine göre yaşa. Fe inneke meyitün. Bir gün öleceksin. Hesaba çekileceksin. Tabii. İstediğin gibi yaşa. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, istediğini topla, bir gün ayrılacaksın. Ne istersen, istediğin gibi. Ve nasıl istersen, nasıl hayal edersen, yaşarsan yaşa, bir gün öleceksin. Yani her o topladıklarından ayrılacaksın ve
nasıl yaşarsan yaşa bir gün öleceksin ve yaptıklarından, ettiklerinden de hesaba çekileceksin buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh bu hadis-i şerifi açıklarken. Onun için de mal kötülenmemiş, hayırlı şey buyurulmuş ama niyete göre de değişir. Kötüyü de kullanabilirsin onu. Ama kötüye kullanırsan da felaket olur. Mesela hadikada deniyor ki zaruret olmadan bir şey istemek haram olduğu gibi ücretsiz olarak başkasına iş gördürmek de haramdır. Başkasının çocuğuna, hizmetçisine iş gördürmek ise daha büyük günahtır. Ne olacak be canım, şunu götürüversin getirversin. O uygun değil yani. O uygun değil. Ha peki Allah rızası için birisi yardım ediyorsa, geliyordur sana yardım ediyor. Amenna. Ama şunu yapıver canım, şunu götürüver canım. O uygun değil efendim. Uygun değil. Abdullah İbn Abbas radıyallahu teala anhuma buyuruyor ki çocuklarla oynuyordum. Hazreti Abbas'ın oğludur. Abdullah bin Abbas. Evet. Çocuktum diyor. Çocuklarla oynuyordum diyor. Birden Resulullah Efendimiz geldi. Kapı arkasına saklandım diyor. Yanıma geldi. Avucuyla sırtımı okşadı. İşte git bana Eshab-ı Kiram'dan bir zatın ismini söyleyerek git bana onu çağır buyurdu. Ve İslam alimler aldı ki bu hadis-i şerifte çocukların haram olmayan oyunları oynaması ve çocuğa birisini çağırmak için güvenilmesi ve ufak işlerin yaptırılması caizdir. Kendi küçük oğlunu ve kızını ve torunlarını bir işte kullanmak fakir olana veya çocuğu yetiştirmek için olursa caizdir. Çocuğun babasına hizmet etmesi vaciptir. Dolayısıyla burada ya çocuk da yani benim kölem tabii yapacak canım tabii edecek diyemez. Öyle bir durum söz konusu değil. Ha yetiştirmek için tamam ama değildir. Hatta bakın burada bir ifade geçti. O önemli. Çocuğun babasına hizmet etmesi vaciptir. Ana ve babasına. Helal ve mubahim olan emirlerine itaat etmesi lazım. Şimdi anne baba çok uyanık olması lazım. Şaka değil bu Bahattin Bey. Baban senden bir şey istese o anda gitmesen vacibi terk etmiş olursun biliyor musun? Evet. Vacibi terk etmiş olursun. Ama baba uyanık olması lazım. Yani evladı o anda o işi yapamayacak durumdaysa o işi ondan talep etmemesi lazım. Günaha sokmaması için. Salih olan anne babalar böyle davranmışlardır. Şimdi bize çocukken bir şey anlatırlardı da nenem anlatırdı falan. Nenemler anlatırdı onu. Annem de anlatırdı. Rahmetli olur. Allah Teala rahmet eylesin. Bir gün biz de rahmetli olup gideceğiz tabii de. İnşallah rahmetli oluruz. Şimdi kışın tabii İç Anadolu'da tek bir odada soba yandığı için çoluk çocuk herkes ayrı şekilde aynı odada. Odalar büyük olur şimdikiler gibi. Dar değil tabii. Şey yapıyor falan. Yağlı bir şey de yemiş. Adamcağız susamış tabii ki. Bakmış yani büyük olan uyanık gibi. Babası seslenmiş. Oğlum demiş. Ya bir su getir. Şimdi odadan dışarı çıkacak. Dışarısı kar, tipi, kış, buz gibi. Ya baba demiş ben nasıl gideceğim de ben üşüyorum da falan filan. Çekmiş organı şey yapıyor falan. Küçük oğlan da uyanmış. Vay terbiyesiz demiş küçük oğlan. Bak demiş babam bir şey istiyor falan. Baba demiş bunlar böyle demiş. Sen onun kusuruna bakma demiş. Sen kalk demiş git demiş. Suyunu iç gelirken demiş bir de bana getir. Gelirken demiş bir de bana getir. Öbürse terbiyesiz diyor. Kendisi daha büyük terbiyesizlik yapıyor. Daha büyük terbiyesizlik yapıyor. Çocuğun babasına hizmet etmesi vaciptir. Bunu da unutmamalı. Başkasından sadaka istemesi haram olan kimsenin zekat istemesi de haramdır. Başkasında olan alacağını istemek söz birliğine caizdir tabii. Zenginin fakirdeki alacağını istemesi de böyledir. Fakat fakirin ödeyebilecek gücü gelmesini beklemesi vacip olur. Affetmesi daha sevaptır. Din adamlarının, hafızların ve din düşmanlarıyla beden, söz ve kalemle cihad edenlerin, Müslümanların mallarını, canlarını ve haklarını koruyan Müslüman hükümet adamlarının ve hakimlerin beytülmalden geçinecek kadar para veya mal almak hakları vardır. Bu haklarını istemeleri de caizdir buyuruyor. Mesela kadının ev işlerini yapması kocasına teberru ve ihsandır. Çok sevaptır. Yapmasa günaha girmez. Erkek hanımına bunları zorla yaptıramaz. Fakat o zaman da nafakasını sadece zaruri miktarda verir. Bugüne kadar mesela Müslüman hanımlar bunu hep yapa gelmişlerdir. Resulullah Efendimiz'den itibaren bugüne kadar Müslüman kadınlar zevcelerine, kocalarına bu ihsanı yapa gelmişlerdir. Buyuruluyor ve bunun karşılığında büyük ecir aynı şekilde almaktadırlar. Peki efendim hani kadının ibadet yapması mı yoksa aynı şekilde mal kazanması mı? Bahattin Bey dinimizde kadının
İhtiyaçları temin edilmiş. Evlenmeden önce babası, nafakası ona aittir. Evlenince kocasına aittir. Babası da kocası da amcası da hiç kimse yoksa ona Beytülmal bakıyordu. Yani muhtaç değil. Mal kazanmaya muhtaç değil. Peki kadın ticaret yapamaz mı? Mal kazanamaz. Kazanır. Ama ticaret yaparken, mal kazanırken bu kendisini dünyaya bağlar. İbadetlerini terk etmesine sebep olsa haram olur o kazanç. Olmaz o. Cenab-ı Hak kadın kullarının üzerinden bu yükü almış. Hani şimdi bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Siz ne diyorsunuz ya arkadaş? Ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun? Bizim başımızda öyle bir koca var ki, bizi çalıştırıyor ve elimizdeki parayı da alıyor. Maalesef biliyorum öyle. Evet. Kızlarını götürmüştür. Tekstil atölyelerinde çalıştırıyor. Oraya işe vermiştir. Haftalık vereceği zaman adam gidip kendi alıyor. Kızlar bir kuruş almıyor. Kızlar ırgat gibi diyor, siz çalışmayacaktınız da ne yapacaktın? Yani adam onları aynı şekilde köle gibi öyle tutuyor. Karısını da aynı şekilde, hanımını da öyle tutuyor. Tabii o zaman insan gayri ihtiyari şunu soruyor ve sorguluyor. Tabii kendi iradesinin dışında olduğu için ona bir şey denmez de. Peki evlenirken niye tercih ettin be kızım sen bunu ya? Niye diretmedin? Niye bir şey söylemedin? Niye demedin ki bir dakika baba, bir dakika anne. Tamam, aynı şekilde de benden bıkkınlığınız mı var? Bu adam dinsizin teki. Bu adam aynı şekilde içkicinin teki. Benden bıkkınlığınız mı var? Yani kuzuyu kurda mı teslim ediyorsunuz? Bir canavara mı, bir eşkıyaya mı teslim ediyorsunuz? Demeyecek bunu ya. Ha bakıyor. Ha oğlan namaz kılar kılar ileride. Canım işi iyiymiş. Parası da iyi falan. Yakışıklı da çocuk canım. Zor bulursun kızım böyle koca. Hemen kaçırma bunu ha. Namaz ha bunun havasına bak falan filan. Küldür paldır sonra. Tabii sonra Cenab-ı Hak hidayetle bakıyor ki ana. Adamda din yok iman ya. Çocuklar doğmuş çocuklara. Anne diyor ki oğlum namaz kıl. Sen ne diyorsun anneye? Babam kılıyor mu ki? Oğlum içki içme. Ne diyen anneye? Babam her gün işte bir şişe deviriyor ya. Ondan sonra edep terbiye bir bakıyorsun. Adam evin içerisinde şortla dolaşıyor. Kızı gelmiş buluğ çağına. O kızı tesettür, oğlana tesettür falan. Ev olmaktan çıkmış. Ev olmaktan. Ondan sonra o kız ne olur affedersin aynı şekilde. Erkeklerle düşer kalkar. Oğlan aynı şekilde öyle olur falan. O kadın da kahrolur gider. Öyle birisini tercih ettin kusura bakma. Kusura bakma. Evet. Hatta mesela bazıları diyor ki işte bu zamanda diyor kızım çalışmazsa, kızımı okula gönderip de bir meslek sahibi ettirmezsem aç kalırız. Oğlum faiz almazsa işi bozulur falan. Cahil sözleri bunlar. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey ya? Haram işleyerek kazanmamalı demeli. Boş oturmalı, çalışmamalı demek değil. Yani haram işleyerek kazanmamalı demek, boş oturmalı, çalışmamalı demek değildir. Haramdan kazanma. Yani kadın da aynı şekilde kazanabilir. El işi yapabilir, ticaret yapabilir ama haram işlemeden buyuruyor. Tahsil de aynı şekilde. Helal yoldan çalışıp kazanmalı demelidir. Haram yoldan kazanan hem büyük günah işlemiş olur hem de kazandıklarının hayırını görmez. Kazandıkları işte hekime, hakime, düşmanlarına gider ve günah işlemekte de kullanılır. İnsanı felakete sürükler. Kazançları şüpheli olan hediyeleşmeli ve ödünç almalı, aldıklarını kullanmalıdır. Hediye ve ödünç gelen şeyler helaldir buyuruluyor. Onun için de öncelikle dinimiz mal kazanırken bile Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiillerden uzak durmayı. Yani tamam para kazanacaksın ama helal yoldan kazanacaksın. Helal yoldan kazanacaksın. Yoksa kendi kafana göre olmaz o. Bakın bir hadis-i şerifte geçiyor. Helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur. Cennet vacip olur. Şeyde İmam-ı Evzai Hazretleri İbrahim bin Ethem Hazretleri'ni bir gün böyle görmüş. Bakmış sırtında bir yığın odun götürüyor falan. İmam-ı Evzai Hazretleri İbrahim bin Ethem Hazretleri'ne demiş niye böyle kendini sıkıntıya sokuyorsun ki? Kardeşlerin diyor seni hiçbir şeye muhtaç etmiyorlar. Bunun üzerine İbrahim bin Ethem Hazretleri buyuruyor ki öyle söyleme. İşte biraz önce naklediyoruz hadis-i şerifi naklediyor. Helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur. Helal kazanmak için bakın ya. Evet. Sıkıntı çekenlere. Yani orada tembel tembel oturanlara demiyor. Helal kazanmak için. Helal kazanmak için sıkıntı çekenlere cennet vacip olur buyuruyor. Hatta İsa Aleyhisselam birine demiş ki ne iş yapıyorsun? Adam demiş ki ibadetle vakit geçiriyorum. İsa Aleyhisselam ulul azm bir peygamberdir. Peki diyor nereden yiyip geçiniyorsun? Madem ibadetle geçiniyorsun. Vaktini her şeyimi diyor kardeşim veriyor.
bunun üzerine İsa Aleyhisselam buyuruyor ki o halde kardeşin senden daha kıymetli ibadet yapmaktadır. Evet. Ve yine şöyle bir hadise naklediliyor. İki kardeş varmış. Bunlar anneleri de felçli. Birisi ibadeti çok düşkün. İkisi de ibadet yapıyor da birisi ibadet daha fazla düşkün. Her gece birisi bekliyor başında. İbadeti düşkün olan kardeş o gece nöbetçi olmadığı için ibadet yapıyor. Sabah oluyor tabii. Kardeşine diyor ki ya bu gece diyor yaptığım ibadete doyamadım. Bu gece de sen annemi beklesin de ben ibadet yapsam olur diyor. Mahsur yok benim için. Peki. Kardeşi aynı şekilde ibadet yapıyor. Kardeşi annesine bakıyor. Bu ibadet yapıyor. İbadet yapınca gece bir ara böyle yorulmuş, uykusu bastırmış, uyuyakalmış. Uyunca da bir rüya görmüş. Rüyada cennette, cennette bir köşk. Bakmış melekler şey yapıyor falan, bakmış köşkün üzerinde kardeşin ismi yazıyor. Oradaki görevli meleklere yaklaşmış. Demiş, bunda bir hata var galiba demiş. Niye demiş, ne hatası var? Meleklerin yaptığında hata olmaz. Ne hatası var? Bir diyor yanlışlık olacak herhalde. Bir isim herhalde karışmış olabilir. İsim karışıklığı var. Nasıl karışıklık diyor. Bu diyor ibadet yapan benim diyor. Bu köşk bana ait olması lazım. Siz diyor yanlışlamasına kardeşimin ismini yazmışsınız diyor. O diyor anneme bakıyor. Ben diyor ibadet eden benim diyor. Bu köşk benim olmalı. Melekler hemen açıyorlar bakıyorlar. Hayır diyor karışıklık yok. Ama ibadet eden benim. Bunun üzerine melekler Allah Teala buyurdu ki onun ibadetine benim ihtiyacım yok. Ama annenin bakıma ihtiyaç var. Annenin duası. Tabii. Annenin ama bakıma ihtiyacı var. Senin demiş yaptığın ibadete Allah Teala ihtiyacı yok. Ama annenin bakıma ihtiyacı var. Ya nafile ibadetlerde ona çok dikkat etmeli. Şeyi göstermeli. Mesela kitaplarda anlatırken böyle kesb helal mal kazanmak demektir buyuruyor. Bütün ibadetlerin kabul olması da helal lokmaya bağlı. Ya helal lokmaya bağlı. Hadis alimi Ahmet İbni Abdullah İsfahani Hilletül Evliya kitabına buyuruyor ki büyüklerden çoğu buyurdu ki ibadetler 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazanmaktır. Ana! İbadetler 10 kısım 9'u helal kazanmaktır. Bir kısmı da o bildiğimiz diyor bütün ibadetlerdir. Onun için helal kazanmak için çalışmalıdır. Haramdan şüphelerden sakınmalıdır. Ebu Hureyre radıyallahu teala an hazretleri naklediyor. Resulullah Efendimiz'den diyor bizzat işittim. Buyururlar ki Allah-u Teala güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allah-u Teala peygamberlerine emrettiğini müminlere de emretti. Ve buyurdu ki ey peygamberlerim helal yiyiniz. Ve salih iyi işler yapınız. Müminlere de emretti ki ey iman edenler size verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz. Tabi helal olanları yiyebilmek için de helal olan çalışmalıdır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim buyuruyorlar ki uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz su içinde bir kimse ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyuruyorlar. Haram yiyenin kabul olmaz. Tabii haramı, helali, şüphelleri ve faizi bilmeyenler bunları birbirinden ayıramaz. Haramdan kurtulmayı ibadetlerde boşa gider. Evet, ibadetleri de boşa gider. Helal kazanmanın birçok yolları aynı şekilde bildirilmiş. Birçok yolları bildirilmiş. Mesela kitaplarda anlatılırken mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi için cihattır buyuruyor. Bu cihat silahlı olur, kalemle olur. Yani Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırmak. İkinci derecede ticaret, üçüncü derecede ziraat, dördüncü derecede sanat ve beşinci derece olarak da mesela hizmet ne gibi? Mesela Yusuf Aleyhisselam Enbiya-i Ülül Emir vel Ebsar'dan olduğu halde kullarının sıkıntıda olduğunu görüp hükümet reisi kafir olduğu halde ona giderek vazife istedi. Böylece insanlara hizmet etti. Yani o şekilde de aynı şekilde bir kazanç elde etti mi? Tabii. Abdullah bin Mesud radıyallahu teala hazretleri alışveriş yani ticaret ilmini bilmeyen de faiz yer. Efendim ben mal kazanayım. Tamam kazan ama
bu mal kazanırken de buna ait olan bilgileri de bilmek lazım. İmam Begavi Hazretleri Mesabi kitabında Gasilül Melaike adıyla şereflenmiş olan Hanzala'nın oğlu Abdullah radıyallahu teala anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bile bile bir dirhem gümüş değerinde faiz yemek 30 zinadan daha çok günahtır. 30 zinadan daha çok günahtır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elin emeği alnın teriyle ye, dinini satıp yeme. Helala harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allah-u Teala çok sever ya. Evet. Bak helala harama dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi Allah-u Teala çok sever. Bir dirhem gümüş kıymetinde haram alan kimseyi 25 bin sene cehennemde bırakacaklardır. Allah saklasın ya. Allah-u Teala sakın. Ve Peygamberimiz bir zaman gelecek ki insanlar yalnız malın paranın gelmesini düşünüp helalini haramını düşünmeyecekler. Allah saklasın. Yine Buhari'de bildirilen bir hadis-i şerifte insanın iyiliklerin en hayırlısı iyisi bileğiyle kazanıp yediğidir. Allah-u Teala'nın peygamberi Davud Aleyhisselam elinin emeğiyle kazanıp yerde buyuruyor. İbrahim Ethem Hazretlerine falanca yerde diyorlar bir genç var. İşte gece gündüz ibadet ediyor, işte kendinden geçiyor, işte olağanüstü haller zuhur ediyor. Gencin yanına gidiyor, üç gün böyle gözetliyor falan. Allah Allah, kendisi buz gibi, genç çok hareketli. Sonra yediğine içtiğine bir dikkat ediyor ki haram. Haram. Bunun diyor halleri bu. Halleri bundan ileri geliyor. Halleri bundan ileri geliyor. Davet ediyor kendi helal lokmasından yiyince tabii helal lokma şeyden giremiyor. O hallerin hepsi gidiyor. Bana ne yaptın diyor. Halin çıktı önceki şeytandandı. Çünkü haramdan gelirse bu haller söz konusu olur. Hatta şöyle bir hikaye anlatılır da işte iki şeytan bir yere geliyorlar falan. Birisi diyor ki ben şu adama musallat edeyim sen de buna. İşte bir ay sonra buluşalım. Bir ay sonra bir buluşuyor. Birisi öyle bir semizleşmiş ki falan kendini zor taşıyor. Öbürüsü de bir deri bir dikemi kalmış öbür şeytan. Ya demiş ne oldu? Ya sorma demiş ya. Öyle bir yere düştüm ki arkadaş demiş ya. Ya demiş evdekilerin hepsi yerken içerken ondan sonra bir kere kazanırken demiş helal kazanıyorlar. Ve her şeye besmeleyle başlıyorlar. Her şey. Bir kere kazançları helal. Ondan sonra bunu da besmeleyle yiyorlar. Giremiyor mu bunları demiş içine. Böyle demiş bir deri bir kıl kaldım. Bir deri mi? Öbürse diyor ki ya son görüyorsun diyor. Görüyorum görüyorum demiş hani küp gibi olmuşsun. Demiş adam haram helal demiyor zaten. Besmele hiç hatırlarına gelmiyor. Oho yedim keyfime baktım diyor. Tabii yedi keyfime baktım. Allah bana muhafaza buyursun. Amin. Zinnun-u Misri Hazretleri buyuruyor ki kalbin kararmasının dört alameti vardır. İbadetin tadını duymaz, Allah korkusu hatırına gelmez, gördüklerinden ibret etmez, okuduklarını öğrendiklerini anlamaz ve kavrayamaz. Ve Ebu Süleyman Darani Hazretleri helalden bir lokma az yemeği akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalpte gaflet basar buyuruluyor. Şimdi bir de birkaç hadis-i şerif zaten vaktimiz de daraldı. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman helal kazanıp kimseye muhtaç olmaz ve komşularına, akrabasına yardım ederse kıyamet günü ayın 14 gibi parlak nurlu olacaktır. Kazanmayı teşvik ediyor. Evet. Doğru olan tüccar kıyamette sıddıklarla ve şehitlerle beraber olacaktır. Şart doğru olmak haydi şartıyla. Ve en helal şey sana sahibinin kazandığıdır. Ticaret yapınız. Rızkın onda dokuzu ticaretedir. Kendini başkasından sadaka isteyecek hale düşüreni Allah-u Teala 70 şeye muhtaç eder. 70 şeye muhtaç eder. Netice olarak Bahattin Bey. Yani hani konumuzun başlangıcı itibariyle mal kazanmak mı, ibadet yapmak mı? Ve İslam alimleri detaylı bir şekilde uzun uzun bildirmişler. Bir kimse kendisini, çoluk çocuğunu muhtaç etmemek, başkasına muhtaç etmemek ve Allah-u Teala dinine hizmet etmek niyetiyle mal kazanıyorsa bu kimse için çok şeyler vaat edilmiştir. Ecri ücreti çok fazladır. Evet. İhtiyacı yoktur. İbadet yapabilir mi? O da serbesttir. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle hayırlı geceler. Gönül Pınarı.